Nokta metin oluşturmak Illustrator programında yazı yazmanın en temel yollarından biridir. Bunun için öncelikle araç menümüzden Type Tool'u yani yazım aracını seçiyoruz. Ve çalışma alanında istediğimiz bir yere bir kere tıklıyoruz. Dikkat ederseniz biz bu seçimleri yaptıktan sonra kontrol panelinde yazıyla ilgili olan font seçimleri, karakter büyüklükleri ve paragraf özellikleri gibi bazı özelliklerde bize kolaylık sağlaması açısından hemen yer alıyor. Tıkladıktan sonra kursörünüzü yanıp söndüğünü görüyoruz. Buraya istediğimiz metni elimizde klavyeden girebiliriz. Nokta yazım aracında bilmemiz gereken önemli bir özellik. Biz bu yazıyı yazdığımız sürece bunun alt satıra inmeden programın kabul ettiği maksimum süreçte sağa doğru sürekli akıp gideceğidir. Örneğin bu çalışmayla birlikte size verilen hazır metini bunun arkasına eklediğimizde gördüğünüz gibi döküman içinde bayağı sınırların dışında yerlere taştığını görebilirsiniz. Şimdi en son yaptığımızı geri alalım. <laughs> bu tür durumlardan kaçınmak ve daha düzgün metinler hazırlamak içinse bir başka yöntemi kullanırız. Yine yazım aracını seçtikten sonra bu sefer sanki bir dörtgen alan çiziyor gibi yazı yazacağımız alanı belirtiriz. Yine kursörümüz dikkat ederseniz bu alanın içinde yine aynı metnimizi dışarıdan çalışma alanımızı alalım. Bu sefer gördüğünüz gibi biraz önceki uzun paragrafı bizim yazdığımız bu çerçeve içine aldı ve daha düzgün bir görüntü oluştu. Bu alan metin uygulamasında da şöyle sıkıntılar olabilir. Örneğin şöyle bir çerçeve açıp yazımızı bu çerçevenin içine dışarıdan almak isteyebiliriz. Dikkat ederseniz bizim çerçevenin içine koymak istediğimiz yazı bu çerçevenin kapladığı alandan daha geniş. Illustrator bu olumsuz durum bize çerçevenin altındaki kırmızı küçük kare ile belirtir. İstersek seçim aracını alıp buradan çerçevemizi büyütebileceğimiz gibi eğer çerçevemizin boyutuyla oynamak istemiyorsak Yine seçim aracındayken buradaki kırmızı kareye tıklayıp dikkat ederseniz imlecin yanında şu anda elimizde metin olduğunu belirtir bir işaret var. Tekrar başka bir çerçeve çizerek alanımızı ve yazımızı genişletmektir. Dikkat ederseniz birbiriyle bağlantılı olan pencereler Illustrator programı tarafından yazının akışına uygun olarak bir çizgiyle bize belirtilir. Burada yine bana yazının sığmadığını söylüyor. Aynı şekilde tekrar artıya tıklayıp yeni bir yer açıp yazının kalan kısmını da oraya alabilirim. İster nokta metin oluşturma istersek de alan metin oluşturmayla yazılarımızı yazalım. Sonuçta oluşturduğumuz yazıları biçimsel olarak tekrar değiştirmek isteriz. Yazıların font karakterleri olsun, stili, boyutu veya rengini değiştirmek için de bu sefer window panelinden type seçeneği altından karakter ve paragraf özelliklerine oluşabiliriz. Karakter paneli zaten burada göreceksiniz yanında paragraf panelini de içermekte. Karakter paneli altından seçmiş olduğumuz yazının font stilini kolaylıkla değiştirebiliriz. Örneğin yazı Marriott Pro'dan her yıla ve daha büyük bir do değerine alabiliriz. Bu değişiklikleri istersek yukarıdaki menüden de kontrol paneli aracılığıyla rahatça yapabilirsiniz. Yazının rengini daha önce diğer nesnelerde yaptığımız gibi buradaki dolgu renkleri yardımıyla da seçebiliriz. Eğer paragraflardan oluşan uzun bir yazımız varsa, paragraf paneli de burada bize yardımcı olur. Bu seçtiğimiz metin alanı içerisinde bunların sola dayalı olup olmayacağı veya ortada yazacağı gibi çeşitli ayarları bu panelden yapabiliriz. Yine bizim açtığımız alanın ne kadar içerisinden başlaması gerektiğini veya ilk paragraftaki paragraf girişlerindeki aralığın ne kadar olacağını kolaylıkla buradaki menüler ve paneller yardımıyla ayarlayabiliriz. Illustrator yardımıyla düz metinleri düz bir şekilde yazabileceğimiz gibi herhangi işte eğlenceli şeyler de yapabiliriz. Örneğin çeşitli yolların üzerine yazımızı yazabiliriz. Bunun için öncelikle dolma kalem aracıyla bir yol çizdim kendime. Daha sonra Type menüsü altından Type on a pet yani petin üstüne yazı yazma aracını aldım petin üstüne gelip imlecimle tıkladım daha şimdiden zaten imlecin petin eğimine göre bir yer aldığını görebilirsiniz daha sonra da istediğim metni buradan girebilirim diğer yardımcılarla istediğim rengi tabi seçtikten sonra yazıma verebilir font seçeneklerini değiştirebilir ve istediğim punto büyüklüğüne yazımı getirebilirim. Dikkat ederseniz seçim aracıyla boş bir yere tıkladığımda artık ilk çizdiğim pete değil sadece üzerine yazdığım yazıyı görüyorum. Böylelikle de değişik çalışmalar ortaya çıkarabiliriz. Her ne kadar metinler üzerinde birçok biçimsel işlem yapabilsek de bazen tasarımlarımız için bunun yeterli olmadığını görürüz. Sadece bir yazının temel karakteristik özelliklerini değiştirmek yerine bazen onun anatomileriyle de oynamak isteriz. Ama bunu yazılar bir metin halindeyken yani hala fontken yapamayız. Özellikle font tasarımlarında bu yola sık sık başvururuz. Bunun için de yazım öğelerini outline'a yani ana hatlarına dönüştürmemiz gerekir. Öncelikle bir metin girelim. Daha sonra bu metni seçelim. Metne basitçe sağ tıklayıp arkasından create outlines yani ana hat oluştur diyerek veya type menüsü altından yine aynı seçeneği işaretleyerek yazılarımızı ana hatta dönüştürebiliriz. Dikkat ederseniz biraz öncekinden farklı olarak birçok bağ noktası ve pet ortaya çıktı. Biraz yaklaşarak daha net bunları görebiliriz. Artık direct selection tool'la veya dolma kalemle yazı üzerindeki ankor noktalarıyla veya pet'lerle kolayca oynayabilir. Kendi istediğimiz şekilleri ortaya çıkarabiliriz. Burada dikkat edeceğimiz nokta ise bu yazıların artık yazı olmadığı, karakter veya paragraf pencerelerinden Artık bunlarla ilgili değişiklikleri yapamayacağımızdır. Bunlar artık daha önceden çizdiğimiz kare, üçgen veya elips gibi veya düz line'lar gibi birer objedir. Artık fontla ilgili herhangi bir ayarı kabul etmeyecekler.